beynin etrafında koruyucu zarlar var. Bu zarlarda oluşan mikrotümörler de... Yani kanser geri geldi, öyle mi? Hayır, hayır, endişelenmeyin. Öyle bir şey söylemiyorum. Hocam. Eğer bu bir tümörse yeni bir tümör demektir. Yani daha çok ameliyat, daha çok radyoloji. Bu kadar kötü düşünmeyin. Belki düzeltebileceğimiz bir şey çıkabilir. Beyin fonksiyonlarının bazılarını geri kazanabilir. İyileşme ihtimali mi var? Ne yazık ki Ayla Hanım, yok. Yani az da olsa bir iletişim kurabilseniz ne güzel olurdu değil mi? Beşinizle. Kim bilir, belki sizin de yardımınızla böyle bir şey mümkün olabilir. Ne diyorsunuz Ateş Bey? Bize dünyaları vermiş olursunuz. Ama bu yapacağımız test çok riskli. Eşiniz ölebilir. Zaten ölüden farkı yok ki. Yeniden Ersin'le konuşabilmek, yıllar sonra sesini duyabilmek. Bir nebze olsun acılarını da dindireceksiniz. Bu riski göze alıyorum. Affedersiniz. Cerrah boskaçağını tamir etti. Şanslısınız, adam ölmedi. Allah Allah, niye ben şanslı oluyorum? Hayatta kalan o. Kanama olabilir dedik, bizi dinlemediniz. Beyninde kanama olabileceğini söylediniz. Kulağından kan gelir demediniz. Hocam yeter artık, lütfen. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Hocam tehlikeli bir işe kalkıştık ve korktuğumuz başımıza geldi. Dolap dere. Rehberim ol. Beni şöyle adamın beyninde bir tura çıkart. 2012'den başlayalım. Ne oldu 2012'de? 5 santim parietalde 4. evre astrostoma. Yok, geç. Sonra süperior temporalde küçük bir lezyon. Yüksetmiş ama iyi huylu. Peki şu Rakke kesesinin yanındaki yıldızımsız şeye ne diyorsun? Biyopsiden kalan skar dokusu. Her lekeden bir anlam çıkaramayız. Ameliyattan kalan bir iz işte. Vazgeçin artık. Bütün kan testlerini tekrarlayalım. Ayrıca yeniden MR çekelim. Hayır. Adam zaten 8 yıldır acı çekiyor. Bu durumu daha kötü ya da daha ilginç hale getirmenize alet olmayacağım. İyi tamam, zaten dolap dere bu işleri daha iyi kıvırıyor. Dolap dere, adamın beyninde 5 milimlik bir kesiye ihtiyacım var. Ben de yokum. Kaç milimlik kesik demiştiniz? 'Dama yardım edebilirim. İyi de nasıl Ateş? Bana somut bir şey söyle. Yardım edebilirim. Yeterince somut değil mi? Somut bence. Yardım edebilirim. Gerçek niyetinin bu olduğunu düşünseydim kesinlikle seni desteklerdim.
Ama sen sadece bunu ilginç buluyorsun ve sonunda ne çıkacak diye merak ediyorsun. Oyun oynuyorum ben. He? İyice kafayı taktınız ha bana. Bu hastanedeki herkes geldi benim gerekçelerime kafayı taktı. Bu yüzden veya şu yüzden veya o yüzden ne fark eder? Azıcık da olsa iyileşme şansı varsa yeter. Gerekçelerin yeterli olmadığı için aldığın kararları sorguluyor olabilir miyiz acaba? Kaç senedir ağrı kesicilerin etkisi olmadan salim kafayla ilk defa bir karar veriyorum. Onu da beğendiremiyorsun. Normalde olsa yılda bilmem kaç defa bu odaya dalarsın. Hastanın beyni yandığı için pankreas patlamak üzere falan gibi tıbbi donanımlı bilgilerle gelirsin. Şimdi bana laf kalabalığı yapıyorsun. Detaylarla sıkmayayım dedim seni. Hayır. Detay vermedin çünkü duygularınla hareket ediyorsun. Benim tanıdığım Hekimoğlu'nun tutarlı nedenleri olur. O yüzden bu konuyu burada kapatalım lütfen. Yarın sabah hastanın çıkışını veriyorum. Anneciğim, eğer yorulduysan git içeri uzan biraz ha. Yok anne, yorulmadım hani. İyiyim. Anne ben bir daha hastaneye gelmek istemiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Olur tabii Semih'ciğim. Burada olmayı sen istedin diye bugüne kadar bir şey söylemedim. Tamam. Artık gelmek istemiyorum anne. Bak doktor babanın acılarını azalttı. Sevinmedin mi? Ne fark eder anne? Babam orada mı değil mi bilmiyoruz ki. Bence baban orada. Sen her baktığında, her konuştuğunda baban orada. Sadece hareket edemiyor, konuşamıyor. Hepsi bu. Bunu bir kabullenebilsek. Hadi üzme kendini. Anne üzülmüyorum ama sadece ne zaman hastaneye gelsek hani her seferinde bir hani düşünüyorum belki bir şey olur. Belki bir minicik ufacık bile olsa bir hareket etmeye çalışır. Bir ne bileyim bir gülümser küçük bir şey yapar ama hani hiçbir şey olmuyor anne ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.